Hürafa sohbetlerine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün duyguyu ağırlıyoruz. İkinizin üzerinde böyle pateye marketten sweatshirtleri görmek beni böyle ayrıca böyle heyecanlandırdı. Denizde compassion, duyguda empati sweatshirt. Maalesef bana uygun bedende mal üretmediğim için daha bende yok. Öyle çok hoşuma gitti. Hoş geldin Canikom. Hoş bulduk. Hoş Evet. buldum. Biraz kendinden bahseder misin? Duygu kimdir? Hiç böyle bir soru beklemiyordum. Bir saniye. Bir bakayım Duygu kim? Duygu. İki çocuk annesi. Yaptığı şeyi çok severek yapan, içine sinmeyen şeylere ı-ı diyen, artık diyebilen, taze bekar, bir şiddetsiz iletişim yolcusu. Daha uzun cümleler kuramıyorum. Bunlar çıktı. Evet. Yeterdi Canan. Evet. Duygu'yu ben yaklaşık 2000, değil mi Deniz? 2013'ten beri tanıyoruz. Hepimiz aynı yolculuktan geçtik. Hepimiz şiddetli iletişime böyle başladık. Vivet Alevi'nin öğrencileriyiz. Ondan sonra da böyle sertifika sürecine girdik. Aramıza yeni katılan arkadaşlardan birisi Duygu da. O da sertifikalı eğitmen oldu. Hem bugün onu böyle burada ağırlayıp bu sertifika sürecini konuşmak, hem Duygu'nun şiddetli iletişime nasıl baktığını görmek, onun hayatına nasıl katkı sağladığını görmek için böyle sizlerle de tanıştırmak istedik. Duygu iki çocuk annesi ve çocuklarıyla benim böyle ilişkileri çok böyle bana ilham olan bir arkadaşım. Aynı zamanda bir iş kadını. Böyle dizi sektöründe bayağı tanınan, bilinen bir arkadaş. Ben de çok dizici olduğum için dizi seyretmeyi çok seviyorum. Biraz belki neler yaptığını anlatabilirsin. Dizi sektöründe nasıl bir iş yapıyorsun? Nasıl bir katkıda bulunuyorsun? Yani ben böyle sektörün değişik kademelerinden şu an bulunduğum yere geldim. Reklamcılıktan televizyon yöneticiliğine. Şiddet iletişimde tanıştığımda da televizyon kanalında, yani büyük bir kanalda yöneticiydim. Dizi departmanında. Şimdi de yapımcılık yapıyorum. Yani kendim yapıyorum dizileri. Proje tasarım ve yapım tasarımı. Nasıl? Sorumu tekrarlar mısın? Evet, yani Sorunun bu özünü. dizi sektöründe nerede çalışıyorsun diye ilk tanıştığımızda evet bir kanalda çalışıyordun hatırladığım kadarıyla. Evet. Kanalda yöneticiydim. Şöyle, ya benim derdim, şimdiki derdim ama, o zaman daha başkaydı tabii dertlerim. Yaptığım işle ilgili ve şiddet iletişimle ilgili. İnsanların, yani çünkü televizyon dediğiniz şey çok geniş kitlelere bir anda hitap edebilen, hiç ummadığınız bir köydeki bir odada bir tane çiftçi dayının da size bir şekilde size maruz kalabileceği bir mecra. Ve hani hem çok korkutucu geliyor bana bu kadar büyük oluşu, doğru mesaj verebilir miyim? Ama diğer yandan şiddetsiz iletişim şapkası taktığım zaman da başıma, mesajın doğrusu yanlışı olmaz, gitmesi gerektiği yere gider gibi bir rahatlığım da var. Peki benim elimde böyle bir fırsat varsa eğer, ben şiddetsiz iletişimin nasıl bir şey olduğunu anlatmaktan ziyade göstermekle ilgili bir dert edindim kendime. İkinizin de olduğu 2016 IIT'sinde, siz biliyorsunuz konuyu ama hani burada üstünden geçeceğim. Toplumsal dönüşüm çalışması yaparken rahmetli Robert Krishnick'le birlikte ya ne yapabiliriz, mesleğimle nasıl bunu kombine edebilirim ben diye konuştuğumda Robert bana demişti ki sen de bir film yap. Tabii uzun metraj film deyince çok korkunç bir şey, çok pahalı bütçeler vesaire. Tamam ben de kısa film yapayım diye böyle biraz daha kendine korunaklı bir yere sokmuştu. Birçok uzun zaman bu sadece düşüncede kaldı.
Fakat Robert beni böyle aralarda hadi ne zaman yapıyorsun, hadi bunu işte oluştur, tasarla vesaire diye diye Judy ile birlikte Judy Blail Saruhan oturup hikayesini yazdık. Sonra burada görmüş olduğunuz morlu kadın bizi finanse etti. O dönem ihtiyacımız olan parayı bize verdi. Ve biz gayet güzel bir 3,5 dakikalık bir kısa film çektik. Sadece şiddetsiz iletişim anlatıyor. Şimdi böyle dönüp baktığım zaman o böyle 6-7 yıllık bir süreç aslında. Daha kısa da sürebilirdi ama öyle olması gerekti. Yapmak istediğim şey buydu. Ama tabii 3,5 dakika kısa. Ben dizi yapıyorum. Şimdi şu an çalıştığım dizi, orada da işte Deniz'den biraz destek alacağım. Senarist lerle ilgili destek alacağım. Nasıl bu dili doğallaştırıp hani bizim sokak zürafası dediğimiz doğal şiddetsiz iletişim dilini televizyonda işte ya da sosyal medyadaki dijital platformlardaki dizilerde nasıl böyle akışkan bir hale getirip insanların alışkanlığı haline getirebilirim diye bir derdim var şu anda. Yani ilk başta şaşırtır ama ondan sonra nasıl alıştırırız? Şöyle söyleyeyim, çakalcası, otomatik pilota nasıl bağlatırım şiddetsiz iletişim dilini? Öyle bir derdim var. Bunun için uğraşıyorum şu an. Ve bu çok zevkli bir şey yani, yaptığı bir şey içine bunu katmak ya da katmaya çalışmak fikri bile çok eğlenceli. Bu filmi şimdi merak edenler ne zaman nasıl görebilecekler, öyle bir şey geldi aklıma. Film bitti. Sadece teknik bir takım şeyler var yapılması gereken. Onlarla uğraşıyorum şu an. Bittiği zaman hani burada şu an aklıma geliyor. Daha önce konuşmamıştık. Dilerseniz siz burada Zürafa sohbetlerinde izletebilirsiniz filmi. Benim için çok Şu... okey yani. Tabii Canan sen finansörüsün. Senin de rızan var mı buna? Bir düşüneyim. Bir düşün, havalı olsun. İçine bak. İçine bak. Ben okeyim yani, sıkıntı yok. Judy'ye de sorarız, o da istiyorsa. Evet. Burada Türkçe önemli yaparız. İngilizce. Değil mi? Hem Türkçe hem İngilizce oldu. İngilizce altyazısı var, evet. Sonra Gizem de birazcık böyle şey yaptı, toparladı. Onun da katkısı oldu. Bence çok güzel olur. Bizim hayalimiz yani Berlin'e gidip o ayıyı tutmaktı, yani Berlin Festivali'nde filmle katılmak. Bakalım ne İşte. olacak? Zürafa sohbetlerinde tutarız olmaz. Pandemi girince araya biraz süreç uzadı. Bir de çok gönüllülükle yapılan bir iş. İnsanların takvimleri uymadı. Ama bitti, çok şükür. Benim aklıma birkaç şey geliyor. Şimdi birincisi, bu kutlamanın içindeyim uzun zamandır. İlk defa konuşuyoruz zürafa sohbetlerinde. Canan, Cudi'ye de sorarız, Gizem'e de sorarız. Premier yaparız zürafa sohbetlerinde. Aynı zamanda belki başka şeyler de yaparız. Kırmızı halı. Hep o kırmızı Evet. halıda bir şey giymek Yaparız. Aynı zamanda Duygu, şimdi hani sorduğumuzda böyle gönlündeki o daha geniş kitleye şiddetsiz iletişimi göstermek dedin. Hani öğretmek değil, göstermek, böyle otomatik pilotu şefkatli olmayan dilden şiddetsiz iletişime çevirecek bir şeye hizmet etmek diye duydum. Ve bir anda şey geldi içime, ya ne kadar büyük zenginlik içindeyiz şiddetsiz iletişim Türkçe konuşan topluluğunda diye. O yüzden böyle hayallerin gerçek olsun arkadaş diyorum. İnşallah. Ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi dizi sektöründe, televizyon kanallarında yönetici olan, ondan sonra işte giderek zaman içinde kendi yapımcılığına doğru evrilen bir kadın, iki çocuk annesi bir kadın. Gerçi ilk başladığında bir çocuk annesiydi, bunu da hatırlıyorum. Ne oldu? Hayat ona ne getirdi? De, şiddetsiz iletişim diye bir şey duydu, içine girdi, sonra da eğitmenlik yoluna çıktı. Ben çok merak ediyorum, hikayen ne senin? Bir kere şey,
büyük bir kurumda yönetim kadrosunda çalışınca ister istemez şiddetli bir takım durumların içinde kalabiliyorsun. Ben de o kadar çok kalıyordum ki artık alışmıştım buna. Yani bana normal geliyordu. Sonra tam terfi dönemimde bir yaşam koçundan destek alma, o zaman yaşam koçluğu da yeni bir kavram yani 3-5 kişiler. Yağmur'un, yani kızım o zaman 1-1,5 yaşındaydı. Onun için danışmanlık aldığımız pedagog bana da destek oluyordu, psikologtu. Ve beni bir yaşam koçuna yönlendirdi. Ve o yaşam koçu da böyle haftalık ödevler veriyordu bana. Ve bir tanesinde dedi ki, Duygu, senin dinlemen lazım, dinleyebilmen lazım karşı tarafı. Zihnin çok hızlı çalıştığı için dinlemekle ilgili bir sıkıntın var. Bir kadın var, Cihangir'de, ismi Vivet. Benim Judy diye bir arkadaşım var. Bak o buna başladı ve çok etkisini gördü. Seni ben bir Judy'den alayım ben numaralarını. Seni bir Vivet'e yönlendireyim dedi. Tabii ben tetiklendim. Nasıl ya ben dinlemiyor muyum falan diye. Çünkü hep o zaman tabii o dönem hem daha kısmen lohusalığım bitmemiş. Çok yoğun bir işim var. Sorumluluğu çok ağır. Eşimle çatışıyorum sürekli. Ve bekledim haftalarca. O Judy ile görüştü, etti, kendi hızında. Kadın bana geri döndü. Ben Vivet'i aradım. Aramak, o aramak. Sonra giriş eğitimine. Böyle büyük bir sinir krizi eşimle yaptığımız bir kavgadan sonra o tabloyu hiç unutmayacağım yani. Gerçekten her şey bitmiş ve sıfır noktasına geri döndüğüm yerden Vivet'i aradım. Beni çağırdı. Sonra 2000 kaçtı? 11 Eylül'ü ya da Ekim'iydi. Giriş eğitimine başladım. 2012'de de yıllık eğitime başladım. Ve ondan sonra 2015'te oğlum dünyaya geldi. Tekrar yıllık, yani yıllık eğitimdeydim. Deniz sen de vardın orada ve ben hani pusetle Yaman'ı getiriyordum. Yani modüller arası bir yerde erken doğum yaptım. Hala televizyon kanalında çalışıyordum ve o sene hayatım değişti. İşte 10 yıllık işimi bıraktım. Daha özgür bir alana geçtim. Şiddetsiz iletişimde biraz daha ilerlemeye başladım. İlerleme kararı aldım daha doğrusu. Ve benim için baş etmesi zor bir dönemdi. Kendi dönüşümümden korkmaya başladım. Bir dakika ben ne yapıyorum? Hani alışkanlıklarımdan vazgeçiyorum. İşini bırakmak ne demek ya? Şımarık mısın sen deyip o iç sesleriyle mücadele etmek zorunda kaldım. Ve artık iki çocuk annesi olduğum bir dönemde şiddetsiz iletişim topluluğu yani 3-5 kişiydik zaten çok az insandık ama herkes yanımdaydı. O zamanlar aldığım destek mesela şimdi böyle içinde canlandığında sıcacık oluyor burası. Ve öyle devam etti. Hani benim için başlangıcı buydu. Böyle hayata dair duyduğum öfke aslında beni biraz şiddetsiz iletişim içine itti. Vivet de beni oradan tuttu ve çekti. Kulakları çınlasın. Şimdi böyle bunları sorduğunuz hani düşünüyorum içimde memnuniyet var. Ne kadar çok şey değişti o zamandan bu zamana. Bazı şeyler artık ne kadar daha kolay. Şimdi tam şeyi sormak istiyorum. Bu aslında hani şiddetsiz iletişim hikayenin başlangıcı bu. Giriş seminerine gittim. Ondan sonra gidiş o gidiş dediğin yerde. Ben şeyi de hatırlıyorum tabii. İkinci aldığın yıllık programda birlikteydik. Önce karnındaydı Yaman. Sonra pusete geldi. İnzivada pusetle gelmişti. Şimdi 1 yaşındayken kızın şiddetsiz iletişime başlıyorsun. Ve böyle aslında iki çocuğun da senin şiddetsiz iletişim farkındalığının böyle adım adım arttığı bir dönemde yetişiyor. Ben merak ediyorum, seni şiddetsiz iletişimde tutan şey neydi ve çocukları nasıl etkiledi? Ya beni şiddetsiz iletişimde tutan şey, yani çok genç bir yaşta değildim. Yaşadığım bir ton şey vardı geçmişte ve onunla artık işlemediğini gördüğüm şeylerdi. Hani bazı alışkanlıklar, davranış şekilleri,
konuşma kalıpları ya buna işlemiyor yani görüyorum artık. Ve burada bir şey var öğreniyorum ve oluyor. Evet zorluyor. Çünkü mesela eşimin şey dediğini çok hatırlıyorum. Psikolog musun sen? Ne biçim konuşuyorsun? Çok duydum bunu ondan. Yapamıyorum ya ben bunu olmuyor deyip sonra yapma halinden çıkmak. Ya bu yapılacak bir şey değil. Bu yaşanacak bir şey. Yapmayı bırak dediğim noktadan sonra zaten ha, oluyor oluyor. Hani ben böyle pozitif motivasyona çok yatkın bir tipimdir. Beni negatif bir yerden motive etmek zordur. Ya, olamam da zaten. Takdirle şeyle kutlamayla vesaire hani bu tarz pozitif yaklaşımlarla çalışır bende bazı şeyler. Ve ben kendimde bunu gördükçe ve etrafımdaki aynı dili konuştuğum insanlar var. Yani o destek mekanizmasıyla beraber ve çocuklarımdan böyle minik minik aldığım geri dönüşlerle bir şey oluyor mesela onların yaklaşımları vesaire. Benim şeyim arttı, kendime güvenim arttı. Yağmur'u hatırlıyorum, 3 yaşındaydı. Bir gün ben ona kızdım. Hatırlayamıyorum şimdi. Bir şey oldu, sinirlendim. Bizde hep göz hizasında konuşma vardı. Yani her zaman çökersin ve çocukla aynı ay yukarıdan konuşmazsın. Böyle beni çekti aşağıya, böyle yaptı bana. Ama ben ona kızmışım. Bir şey olmuş. Anne sahi empati ne demek? dedi bana. Ben böyle kaldım. Çocuğun ağzından empati kelimesini ilk defa ben duyuyorum. Ama o kadar çok benden duymuş ki bazı şeyleri. Çünkü daha bebekti yani kucağımda. Hani böyle seviyorum, ediyorum bilmem ne. O zaman pedagogumuz da çok şiddetsiz iletişim diliyle konuşan biriydi. Ve ben tanışmıyordum şiddetsiz iletişimle. Yani ondan öğrendiğim yöntemler vesairelerle de çocuğun hamurunda bir şey vardı zaten ama artık adlı adınca empati kelimesi evimizin içine girdiğinden beri ilk defa Yağmur'un ağzından bunu duyuyorduk. Ve hani sahi empati ne demek? Ya çok anlamlı bir soruydu o an. Hani ben ona kızıyorum. Ve sonra çocuğa bunu anlattım. Yağmurcuğum dedim şimdi beni anlamayacaksın ama bir yerlerinde dursun bu empati. Böyle böyle bir şey. Ve ben sana az önce sesimi yükselttim. Şu an çok üzgünüm. İçimde çok üzüntü var. Sen nasılsın bunu duyunca? Böyle bir baktı. Ama anlamadım ben empati ne demek. Ve böyle baya sonra tekrar empati anlata anlata. Şimdi kızım bana empati veriyor. Yani öyle bir noktadayız. 13 yaşında Yağmur. Mesela bu çok benim için evet sen buradan devam etmelisin sesiydi ilk sesim. Artı bir şey daha var. Mesela doğru ya arada böyle bana hayatın içinden gelen mesajlar. Doğru bir şey yapıyorsun ve iyi ki şiddetsiz iletişim. Ben tırnak içinde körü körüne şiddetsiz iletişime bağlı yıllar geçirdim. Yani başka hiçbir şeye dönüp bakmadım. Sadece şiddetsiz iletişim vardı. Yani burada derinleşeceğim. Bir şey yapacağım ama onu tam yapacağım gibi bir yerdeydim. Bütünlük ihtiyacım sanırım bu. Yani yarım bir şey olmasın, tam olsun. Yağmur bir Alman anaokuluna gidiyordu. Hatta daha sonra galiba ben Vivek'le tanıştırmıştım sahibini. Onlar da böyle bir şiddet iletişim biliyorlar tabii Alman oldukları için duymuşlar. Bir eğitim mi verilir acaba nasıl olur diye. Bir gün serviste bir kızla Yağmur tartışıyor. Küçük yani daha anaokulu. Kız ağlamaya başlıyor. Okula giriyorlar. Kız ağlar vaziyette ve Yağmur da kızgın. Yani böyle vücut dili falan böyle şey. Sert geliyor hocalarına, öğretmenlerine. Giriyorlar içeriye. Her sabah böyle bir çember yapıyorlar. El ele tutuşup güne öyle başlıyorlar. Ve Yağmur kız ağlıyor. Niye ağlıyorsun dediklerinde Yağmur bana şöyle dedi, böyle dedi bir şeyler söylüyor. Yağmur da daha da sinirleniyor ve başka bir odaya gidiyor. Diyorlar ki hadi çember gelmeyeceğim ben diyor Yağmur ve gitmiyor onların yanına. Onlar da zaman tanıyorlar. Tamam sen biraz sakinleş. Sakinleşince gel ama çemberi yapacağız yani. Güne böyle başlıyoruz. Kızın ağlaması kesiliyor. Sonra tekrar bir tane öğretmenleri Yağmur'un yanına gidiyor. Diyor ki işte hadi ama Yağmur seni bekliyoruz. Bitmedi mi kızgınlığın? Kızgınlığın demiyor. Bitmedi mi diyor. Hadi artık diyor. Yağmur böyle yapıyor. Gelmeyeceğim diyor. Önce bana nasılsın diye sorar mısın diyor. Çok iyiymiş. Beni aramışlardı. Biz bu eğitimden istiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz Yağmur'a diye. Hala öyle bir çocuk. Önce nasılsın diye sorar, ona da sorulmasını bekler ve konuşmaz mesela, kapatır kendisini. Çünkü nasılsın, Yağmur'un şeyi, anahtarı, o kilidi açar yani. No fault zone mesela.
babasıyla bir konflikt yaşadığında, anne babamın off olduğunu anlatır mısın? Yani 5 ay önce olan bir şey bu. Ben onunla bu oyunu oynamak istiyorum. Diyalog kuramıyoruz. Belki oyunla çözeriz ama onu anlatır mısın? Anlamadığı bir şey de yapamaz. Onun da şey hakkı olsun. Alanı olsun yani. Onu da bir yandan gözettiği bir yer. Ve ben bayağı 2 saat no fault zone anlatıp demo yapıp babasıyla oturtup onları aralarında şey arabuluculuk yapmıştım. No fault Böyle çözmüştü zone'u belki sorunu. birazcık anlatalım. O bir kutu oyunu değil mi? Şimdi siz iletişim kutu oyunu Evet. diyebiliriz. Yani satın da alabilirsiniz, web sitesinde linki var. Hani ailece oynanabilir. Göstermeye geliyor. Ailece oynanabilecek bence en kolay şiddetsiz iletişim, hem öğretmek hem de birbirimizin duygu ve ihtiyaçlarını anlamak için çok kolay bir yöntem. Biz yetişkinlerde de eğitimlerde kullanıyoruz. Var mı yanında Deniz kutu? Oyun yok ama duygu sendenden tabii ebeveyn olduğun için çok daha fazla kullanıyorsun. Bu çok beni etkileyen bir hikaye oldu. Şu an bilmiyordum bunu. No Fault Zone'la ilgili ben videonun altına linkler koyarım. Zannediyorum şu an derneğin elinde yok. Çok az kaldı. Var. Yeniden böyle bir takım projeler var. Yeniden hazırlamak için oyunu bir takım kampanyalar yapmak gibi hayaller duydum arkadaşlarımdan ama bilmiyorum. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabı Sue Hart ve Victoria Kandel burada hatasız alan oyunu, Türkçesi oyunun. Burada da anlatıyor ne olduğunu. Ailelerde kullanılan, aynı zamanda öğretmenler sınıflarda kullanılıyor bir masa oyunu. Şiddetsiz iletişimi pratik bir şekilde karşılıklı konuşmak için. İş Ben yerinde de şey... kullanıyorum ben. Koyuyorum Evet. ortaya, hadi bakalım bir şey yapın diye. Çünkü daha kolay oluyor. Kartlarla anlaşmak çok zevkli. Evet. Çok zevkli. Ben de evde bir kere yeğenimle oynadım. Şimdi tekrar ben duygu sana doğru getireyim. Bunun bilgilerini koyarız. Şöyle bir süreç görüyorum. Yani aslında galiba şiddetsiz iletişim yolculuğunda en çok odaklandığın yer çocuklarının yetiştiği süreç. Evet. Ben senin çocuklarını da özellikle Yağmur'un hikayelerini çok dinledim. Hakikaten bu anlattığın gibi pek çok sana empati verdiği şeyler var. Tabii bu anneden öğrenerek yaptığı bir şey. Bu süreçte kendini biraz tarif etsene. Yani ilk başta ne yapıyordun? Bu şiddetsiz iletişimde derinleştikçe, bu sertifikasyon sürecinde İyice böyle içine hemhale oldukça neler değişti? Nasıl bir şiddetsiz iletişim tomurcukları açtı sende? Ya şiddetsiz iletişim benim için ya çok ciddi bir farkındalık yolculuğu bir kere. Hani çok 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 ciddi kendimi tanıma yolculuğu ki tanıyamadığım bir sürü alan var şu an içimde baktığımda ama artık çok kolay buluşabiliyorum. Çocuklarımla ilişkimde mesela benim için bir kuantum sıçramasıdır. Yine Yağmur'la ilgili. Yaman'la artık hiçbir şey yaşamıyoruz bu anlamda. Yaman çok şanslı bir çocuk ama Yağmur'la şimdi mesela bir şey söylüyor Yağmur. Ben de sinirleniyorum. Ve cevap veriyorum. Şunu fark ettiğim gün her şey değişti. Bütün paradigma değişti bende. Cevap veren kim Yağmur'a? 40 küsur yaşındaki annesi mi? Yoksa işte 10 yaşında diyelim Yağmur. 10 yaşındaki duygu mu? Bunu fark ettiğimde o 10 yaşındaki duyguyla bağlantı kurup ona empati verdiğimde Yağmur rahatladı. Çünkü ben artık çocuğuma cevap vermeyip o yaptığı işte her ne dediyse bana tetiklenmeyip oralarda aa işte bilmem ne şöyle oldu böyle oldu deyip ona alan çok daha rahat alan tutabilir bir yere geldim. Ve yine Yağmur'un bana bunlar benim büyüme noktalarım diye anlatıyorum bu arada. Söylediği bir laftır. Anne, ben seni anlıyorum. Benden bir şey istiyor ve ben onu almak istemiyorum. Bana göre gereksiz bir şey. İstiyor, 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 sürekli istiyor ve yazışıyoruz. Bak, telefonla oluyor bu. Ben seni anlıyorum dedi.
Senin dedi hiç 11 yaşında bir çocuğun olmadı. İlk defa oluyor. Ve bunu şaşırman ve ne yaptığını bilemiyorsun. Bu çok normal dedi. Ben dedim ki bu mesajları bana atan kim? Kesinlikle biri var yanında ve o yazıyor. Yani Canan çünkü yazmış onları. evet değil mi? Canan yanındaymış. Tamam öyle bir şey bile yani düşün. Yani bu Şok oldum yani. güzel bir şey yani. Şimdi neden şey desteği iletişimi dediğimiz zaman sadece insanın çocuğunla bu bağlantıyı kurabilmesi, onu duyabilmesi, empatik alan tutabilmesi ve çocuğun bu hale gelmesi için bile sadece şey desteği iletişimi öğrenilebilir bence. Aynen işte sadece bu bir sebeptir benim için. Evet. Sonra dedi ki ama sen de beni anlar mısın? Ben de ilk bir kere 11 yaşında oluyorum ve şunu istiyorum. Şimdi bak bakalım hani hala hayır mı? Evet dedim hayır. Hala hayır istemiyorum. Ama ben ona kendimi çok daha sağlıklı bir yerden ve ferahlamış bir yerden ifade edebildim. Hani halk arasında bir laf vardır sidik yarıştırmak. Çocuğumla sidik yarıştırmayı bıraktırdı şiddetsiz iletişim bana. Çünkü o değil yani sidik yarıştıracak bir durum yok. O benim çocuğum, benim rolüm onun annesi olmak ama biz eşdeğerliyiz. Yani eşdeğerliliğin ne demek olduğunu ben çocuklarımla olan ilişkimde kendi çocukluğumda öğrendiğim ilişkiden farklı bir yerde bir şey olduğunu anladım. Şiddetsiz iletişimle. Çocuk insandır. Anne de insandır. Bu kadar. Yani o insanlıkta buluşmak. Beni bu yolda tutan yegane şeydir. Sertifika sürecinde de bana ne oldu sertifika aldıktan sonra? Çok enteresandır o da. Dedim ben şimdi bunu aldım ne oldu? Sertifikalı, sertifikasız yine eğitim veriyordum. Şimdi de vereceğim. Ne fark etti? Şeyi fark ettim ve o bana çok iyi geldi. Yani benim için. Herkes de bu böyle yaşamıyordur büyük ihtimalle ama. Aa dedim sertifika bir sorumluluk ya. Ne tatlı bir şey. Yani bu benim sorumluluğum. Her an şiddetsiz iletişimci şeyiyle topuklu ayakkabıları üzerinde gezmekten bahsetmiyorum ama. Kendime karşı sorumluluğum. Merkezimde olma sorumluluğu. Tetiklenirim, kızarım, insanım, üzülürüm, bir sürü şey yaşıyoruz. Ama ne kadar merkezimdeyim, şu an nefes aldığımın ve hayatta olduğumun ne kadar farkındayım. Sertifika işte o otomatik pilot dediğim yerden şu anda bana sürekli bunu hatırlatıyor. Ya, Sıçramıyorum o yüzden sinirlenince artık. ben yani benim sende çok takdir ettiğim bir özelliğim var. Bence bundan bağlantılı olduğu için bunu hatırlatmak isterim burada dinleyenlere ve seyredenlere de. Duygunun başına bir şey geldiği zaman çok kolay harekete geçip destek isteyebiliyor. Bu çok 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 kıymetli bir özellik. Yani acayip bir takdir geliyor buradan sana. Hemen bir grup kurar. Aa evet değil mi? Öyle şeyler yapıyorum. Ondan sonra böyle böyle bir şey var, konuşmak istiyorum dersiniz, desteğinize ihtiyacım var der. Bu ne kadar güzel yani eline alıp liderliğini eline alıp bu konuda böyle çok kolaylıkla kırılganlığını açabilmen ve destek istemen bence yani bütün bunların sonucunda yani ben hala zorlandığım bir yer. Bu yüzden seni çok tebrik ediyorum. O süreç nasıl işliyor? Belki başkalarına da ilham olursun. Ne yapıyorsun mesela? Ben böyle etrafına mı bakıyorsun ya ben bu konuda nasıl destek olabilirler diye. Hemen çünkü duygudan bir WhatsApp grubu gelir. Konu başlığı yardım. Acil durum. Bilmiyorum şu anda böyle şey oldum. Çok zihnim hareketli. Zihnimden cevap vermek istemiyorum buna. Cesaret geliyor bana orada yani benim yapamadığım şey ben kırılganlığımı açık böyle destek ilk önce kendimle bir hemhal olurum böyle Ya perişan. maneviyat olabilir bu. Şiddetsiz iletişimde maneviyat mıydı Deniz kitabın ismi? Pratik Varsayılıp maneviyat. pratik maneviyat. Yani şiddetsiz iletişimde maneviyatın ne olduğunu biraz geç öğrendim ama öğrendikten sonra şöyle bir şey oluyor. Zordayım. Kalbim acıyor mesela. Diyorum ki ben bu hayatta en çok kimlere güveniyorum? İşte Canan Deniz,
Ayşe, Fatma. Dört kişi çıkıyor mesela aklımda. Peki hangilerin, yani şimdi güvenmek başka bir şey, bir de sevmek var ya. Sevgi işin içine giriyor. O zaman teslim olabilir miyim? Olurum. Ben bu dört kişiye teslim olabilir miyim? Olurum. Seviyorum, güveniyorum. Çat diye, hani grup kurmuyorum da her zaman bazen telefon zinciri oluyor. Bazen başka bir şey oluyor. Deniz sana gelelim. Canan şurada buluşalım. Vesaire. O galiba şey gibi. Ben yaşamayı seviyorum. Yani hayatın içinde böyle ayakta olmayı, hareket etmeyi ve şey diyorum, o atmosferi böyle çevirip o portalı harekete geçirmeyi seviyorum. Çünkü onu yaptığım zaman bir şeyler dönmeye başlıyor. Belki bak diyorsun ki ilham oldu, yarın sen yapacaksın aynısını. İlham olmak gibi bir derdim olmadı bugüne kadar. Hiç onu öyle düşünmemiştim ama o harekete geçirme halini, yani evrenin matematiğini, o algoritmasını oynatma halini seviyorum. Ben bir şey yaptığım zaman bütün sistem değişiyor ya. Değişsin diyorum yani. Böyle değişsin bu sistem. Acayip ilham oluyorsun, cesaret geliyor bana da. Yani oradan o hepimiz bir çukura düşüyoruz, tekrar kalkıyoruz, kendimiz çıkmaya çalışıyoruz. Ama sen oradan yani böyle destek isteme halin bana çok iyi geliyor. Bana da iyi geliyor yani. Aa, yapılabilir ve işleyen bir sistem. Yani işlediği için o sistem zaten şiddetsiz iletişimde bana en çok dokunan şey işliyor. Yani İşliyor. işleyen bir sistem var. Hani o güzel bir şey. Yani böyle hikaye değil, işte böyle olacağız, şöyle olacağız, her şey güzel olacak. Öyle bir şey yok. Yani hayatın içinde olması ve işlemesi ve bu konuda destek istemek de tabii en güzel, çok cesaretli bir yer. Şimdi biraz daha şey oldum. İçimde bir tık daha derine indi. Ben bağlantı seviyorum. Benim çok güçlü ihtiyaçlarımdan biri. Bağlantı. Yani belki yalnızlık korkusu mu vardır altında? Hiçbir fikrim yok. Bakmam lazım oraları ama çocukluğumdan beri böyle iç sesim olmuş, hani içine atma, içine atma, içine atma. İçine atma. Bazen tabii buraları yanlış anlayıp fazla dışarıya çıkardığım zamanlar da oldu. Oralarda da hep dengeye geldiğim zaman içinde ama şimdi baktığım zaman şey, evet gerçekten bağlantı kurmak. Yani canım sıkılıyor. Öf, ne yapacağım? Bakıyorum. Deniz patar. Arayayım ya Deniz'i, ne olacak? Ne yapıyor acaba? Merak ediyorum. Hiçbir sebep yok. Bir sesini duyayım. Açmıyor mu? Mesaj atıyorum. Deniz, seni aradım, açmadın. Yani o bağlantıyı kurmak için bağlantı insanıyım ben. Seviyorum bağlantı kurmayı. Evet, ay ne güzel bir ihtiyaç. İyi ki var. Ay, çok Ben güzel. şeyi merak ediyorum Duygu. Şu an bizim şeyi de söyleyelim. Sizin mentoring assessment days ne zamandı? Tarihini hatırlıyor musun? Ay ve ay olarak. Nisan'dı galiba ya. Nisan'dı Nisan. galiba. Geçtiğimiz Nisan 2022. Bizim 5 arkadaşımız sertifikalı eğitmen topluluğuna katıldı. Bunlardan biri Duygu, diğeri Gonca, Sevgi, Ceyda, Hülya. Hülya. Biz de bu yeni topluluğa katılan arkadaşlarımızı hatırlatmak, size hepsini tanıdığını zannediyorum, pek çok insanın. Zaten eğitim veriyorlar, zaten eğitmendiler. İşte Duygu'yla onu konuşuyoruz. Aynı zamanda şeyim böyle, sen konuştukça ben böyle başka bir gözle baktım ve çok heyecanlandım. Dizi sektöründe çalışıyor. Acaba nasıl diziler yapar? Ondan sonra nasıl replikler çıkar? Aa, çocuklara böyle yapılabilirmiş. Çocuklar şiddetsiz iletişimle yetişebilirmiş falan. Ve böyle gönlüme şey geldi. Duygu bir eğitim verdiğinde gideyim geldi. Beni tavlayan tabii çocuk daha ziyade dizi sektörü oldu ondan sonra. Ama benim gibi birileri olabilir. Sen şiddetsiz iletişim yolculuğunda geldiğin yerde neyi paylaşmak istiyorsun? Yani heyecanın, eğitmen olarak sunmak istediğin o gönlünde yatan nedir senin? Burada bizim Düşünüyorum. arkadaşlar epey bir susar, içine bakar. Şu an Duygu da soruyu aldı, içinde Evet. çeviriyor. Bunu Spotify'dan dinleyenler için.
sesim Merak gelecek. etmeyin, cevap Merak gelecek. etmeyin, cevap gelecek. İçine bakın. Birçok eğitim veriyor zaten Duygu şu anda. Yani birçok eğitim verdin, ara sıra veriyorsun. Tek seni Instagram'dan takip edebilirler, oradan da görebilirler. Yani şu anda benim bu soruya döneceğim. Zaman kazanmak istiyorum Deniz. Bu sene bir dizi projesi var, başlayacak ve yani haftaya başlayacak hatta büyük ihtimalle. Birazcık onun şeyi var, yoğunluğu. Ama giriş eğitimi daha çok ağırlıklı olarak yapıp sonra Gonca ile bir planımız var. Bakalım belki bir yıllık eğitim Gonca ile değişik formatlı bir şey açmayı düşünüyoruz. Soruna cevap, sen yogacı bir insan olarak, bir yogini denir değil mi Deniz? Kadın yoga yapanlara bir yogini olarak burada böyle çok bağlantı kuracağını düşünüyorum. Hani ilk defa yin yoga yaptığımda, aa benim bacaklarım varmış deyip bayağı gözyaşı dökmüştüm. Yani o acayip bir kavuşmaydı kendi bedenimle. Şiddetsiz iletişim de söyleyeceğim şeyin entelektüel düzeyde kalmasından korkuyorum. Hani böyle biraz değişsin, aşağıdan bir yerden söylemeye çalışacağım. O ruhla bedenin kavuşması, bir de duygu var dışarıda. Benim o üçüncü olarak oraya girmem. O kadar acayip bir şey ki hani kendimi bir kayık gibi nitelendirirsem eğer, ben kendi okyanusumda kayığımla kendi kayığımı dengede tutmaya çalışıyorum ve bu acayip lezzetli bir şey benim için. Bir kere sadece olarak, kendim olarak temas ettiğim, hani yürüdüm sokakta markete gidiyorum gibi temas ettiğim her yerde bunu zaten fark ettirmek, bu birinci görevim benim yani hayatta insan olarak benim kendi sorumluluğum. Ama diğer yandan şiddetsiz iletişimi, arkadaşlar çok hafif bir yer burası, hadi gelin, su çok güzel, hadi gelin enerjisiyle insanları davet etmek ve o güzel suyun içinde hadi birlikte yüzelim. Seninle Sivrice'de mi yüzmüştük Denizciğim? Beni Evet. alıp sokmuştun suya. Gerçekten benim o halimdeki gibi, hani böyle hayata karışmaya korkan ya da öfkesinden utanan ya da işte ne bileyim artık hayatın anlamı yok, yaşamdan zevk almıyorum diyen ya da başka türlü sıkıntıları olan insanlara işte bu yolla, bu araçla çok hafif bir yer hayat, hadi gelin beraber bu hafifliğin içinde duralım, bu suyun içinde yüzelim diyebilmek. Benim tek derdim bu. Biz herkes bunu yaptığında işte sen yapıyorsun, Canan yapıyor, işte Ceyda yapıyor, Şükrü yapıyor, herkes bir şey yapıyor. Acayip mutlu oluyorum. Yani herkes kendi renginde, kendi deseninde, kendi tonunda yapıyor bunu. İnanılmaz bir çeşitlilik. Bayılıyorum çeşitliliğe. Ve hani nasıl yayılırsa öyle yayılsın. Hiç umurumda değil. Gerçekten nasıl yayılırsa öyle yayılsın. Ben film yapayım, sen müzik yap, öbürü başka bir şey yapsın. Öbürü başka bir şey yapsın, talk show yapsın, gitsin eğitim versin, birebir seans yapsın ama bir şekilde yapasın yani. Çünkü çok hafiflik. Ben o hafifliğin içinde çok eridim yani. Hala ağırlaşıyorum. Sağlık problemlerim var. Onlarla uğraşıyorum. Ama baktığımda gerçekten bir dakika ya bana ne oluyor? Gözlemde kalıp bana şu anda ne oluyor dediğimde o dramadan yani dram yaratıyorum kendi kendime kötü bir şey yaşadığımda. Gerçekte olana bakıyorum, soğanın cücüğü gibi bir şey olan. Bir dakika ya, bu anlamı buradan kaldır. Şimdi bak bakalım, reel olarak şimdi burada ben ne yapabilirim bunun için? Bu gerçekliğe getirdiği zaman işte hayat çok hafif. Ve şiddetsiz iletişim bunu yapıyor. Benim için. Benim deneyimimde. Ay, çok güzel. İyi ki geldin vallahi. Başka türlü de tanıştık. Bilmediğimiz hikayeler bile varmış hala bizim içinde. O da hoşumuza gitti. Sen de Şiddetsiz bir iletişim. renksin. Şiddetsiz iletişim çok Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. güzel. Valla bence en son söylediklerinden sonra benim içim böyle yumuşadı. Canan dediği gibi senin farklı hikayelerini duydum. Seni daha da böyle tanıdım sanki. O yüzden benim şu an içimde kutlama ve sessizlik var. Kapatalım mı? Olur. Sana nasıl ulaşabilir insanlar? Bir onu söylersen ondan sonra hoşça kalın deriz. Benim Instagram
hesabım aktif. Duygukaraca.1 değiştirdim soyadı değişikliğinden dolayı. Duygukaraca.1. Onun dışında evet, oradan çok rahatlıkla ulaşılabilir. Yani DM de yazılabilir. Telefon numaram orada yok, paylaşmıyorum ama Şimdi sizin iletişim Türkiye sayfasından var. Evet, onu diyecektim. eğitmenler bölümünden de ulaşılabilir. Eğitmenler bölümünde de var. Sosyal medya Web sitesinden söz kısmında. ediyoruz şu an. Evet. Web sitesinin tam olarak şeyini söyleyebilir misin Deniz? Sessiziletişim.com. Evet. O zaman Öyle. çok teşekkürler geldiğin için. Davet ettiğiniz için teşekkürler. Görüşmek Hoşça üzere. Hoşça kalın. kalın. Bay bay.